Gelin determinantlarımızla uğraşmaya devam edelim ve daha faydalı sonuçlar almaya çalışalım. Tabi şu an için faydalı olmayabilirler ama sonrasında lineer cebrin diğer kısımlarını keşfederken işimize yarayabilirler, yarayacaklar. Diyelim ki bir matrisim var, buna matris x diyelim. Doğrudan 3'e 3 bir matrisle başlayacağım çünkü 2'ye 2 bir matris biraz sıradan kaçabilir ama 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 yok yok 2'ye 2 ile başlayalım. Diyelim ki matris x, a, b ve ardından x1, x2'den oluşuyor. Bunlara c ve d diyebilirdim ama neden x1, x2 dediğimi az sonra anlayacaksınız. Ardından diyelim ki başka bir matrisim daha var. Matris y de matris x ile bu satır hariç, bu satır hariç özdeş diyelim. Yani matris y, a, b ve y1, y2'den oluşuyor. Ve bir de üçüncü matrisimiz var. Bu da diyelim ki matris Z olsun. Bunun da ilk satırı önceki matrislerle özdeş olsun. Yani A ve B olsun. Ama ikinci satırı x ve y'nin iki satırının toplamı olsun. Yani burası x1 artı y1 ve şu da x2 artı y2 olacak. İşte böyle. Yalnız şunu karıştırmayalım, z eşittir x artı y demiyoruz. z'nin tüm terimleri, x ve y'nin tüm terimlerinin toplamı değil. Yalnızca tek bir satıra odaklanıyorum. Bu aslında tekrar tekrar göreceğiniz genel bir konu. Bir önceki videoda ve burada da gördüğümüz gibi determinantlar veya matrislerin determinantlarını bulmak matris işlemlerine lineer değildir. Ama tek satırda yaptığınız işlemler de lineerdir. Bu örnekte şu satır hariç her şey eşittir. Ve z'nin ilk satırı, bu arkadaşlarla aynıdır. İkinci satırı ise, bu arkadaşların ikinci satırlarının toplamıdır. Şimdi gelin, bu arkadaşların determinantları arasındaki ilişkiyi bulalım. Determinant, bunu x'in renginde yapalım. x'in determinantı, bu şekilde yazıyorum, eşittir ax2 eksi px1. Bunu birçok kez gördünüz. Y'nin determinantı eşittir. A, Y, 2 eksi B, Y, 1. Z'nin determinantı ise eşittir. A çarpı x2 artı y2 eksi b çarpı x1 artı y1. Ki bu da eşittir. ax2 artı ay2. Burada a'yı içeri dağıttım. Eksi B x 1 eksi B y 1. Bunu yeniden düzenlersek şöyle yazalım eşittir A x 2 eksi B x 1. Yani bu terim ve bu terim. Renk değiştireyim. Yani bu iki arkadaş artı A y 2 eksi B y 1. Şimdi buradaki neydi? Bu x'in determinantıydı. Şu da y'nin determinantıydı. İşte şimdi bir daha bakalım. Demek ki satırlara hariç tamamen özdeş matrislerimiz varsa ki bu örnekte 2'ye 2 bir matris var. Yani bu matrisin yarısı oluyor. Ve şu satır, şu farklı dediğimiz satırda ise ki diğer iki arkadaşın satırlarının toplamı oluyor. Ve sonuçta z'nin determinantı diğer iki determinantın toplamı oluyor. Bu çok özel bir senaryo. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu durum sadece bu satır yalnızca bu satır ve bu satırın toplamı olduğunda ve matrislerin geri kalanı özdeş olduğunda işe yarar. Size bir de 3'e 3, e 3 e halini göstereyim. Bu sanırım biraz daha genel olacak. Ardından n'ye n şeklinde yapacağız. n'ye n aslında belli bir seviyede yapması, yapılması en kolay olanı ama biraz soyut olduğu için onu sona saklıyorum. Şimdi tüm bu arkadaşları 3'e 3 bir matris için yeniden tanımlayalım. Diyelim ki x eşittir a, b, c. Burada determinantımızı belirleyeceğimiz satır, üçüncü satır olsun. c, e, f. Ya da orta satır yapalım, böylece hep son satırda oluyormuş gibi düşünmeyin. x1, x2, x3, şimdi de c, e, f. Peki, x'in determinantı nedir? x'in determinantı eşittir. Bu satırın üzerinden gidiyoruz diyelim çünkü söz konusu olan satırımız bu. Dama tahtası kalıbını hatırlıyorsunuzdur, hatırlıyorsunuz diye ümid ediyorum. Yani artı eksi artı eksi artı gibi. Gerisini biliyorsunuz. Eksi x1 ile başlayacak. Eksi x1 çarpı alt matris. Bu satırdan kurtulalım. B, C e, f. b, c, e, f. Ardından artı x2 çarpı bu satırın alt matrisi. a, c, d, f. a, c, d, f. Ve son olarak da eksi x3. Bunu satıra ve sütunla bakmıyoruz. Yani elimizde a, b, c, e var. Çarpı o zaman a, b, d, e olacak. Şimdi de matris x'e şu satır hariç, şu satır hariç özdeş olacak bir matris y tanımlayalım. Burası a, b, c. a, b, c. Aşağısı da d, e, f. Orta satır farklı olacak. y1, y2, y3 olsun. Peki y'nin determinantı ne olacak? y'nin determinantı, y'nin determinantı aslında x'in determinantı ile özdeş olacak. Çünkü bu satırı ve sütunların her birini çıkardığımızda tüm alt matrisler aynı olacak. Ama katsayıları farklı olacak. Burada x1 yerine y1 olacak. Dolayısıyla y'nin determinantı eşittir. Eksi y1 çarpı determinant b, c, e, f artı y2 çarpı determinant a, c, d, f, eksi y3 çarpı determinant a, b, d, e. Artık sanıyorum işin sonunun nereye gittiğini, nereye gideceğini gördünüz. Şimdi bir matris daha yazacağım. İşte böyle. Matris z eşittir. İlk ve son satırlarda bu arkadaşlarla özdeş olacak. a, b, C, D, E, F. Aynen böyle. Ama bu satır ise bu satır ve bu satırın toplamları olacak. Bu determinantı bulmak için bu satırdan gitmiştik. Burada gördüğünüz gibi. Yani bu satır x1 artı y1. Bu ilk değerimiz x2 artı y2. Ve en son x3 artı y3 olacak. Peki şimdi z'nin determinantı nedir? Direkt bu satıra bakalım. Yani eksi x1 artı y1 çarpı onun alt matrisi. Bu satırdan, bu sütundan kurtuluyoruz. Elimizde kalan b, c, e, f. b, c, e, f. Tahminen nereye gittiğini görüyorsunuz. Artı bu katsayı. Yani artı x2 artı y2 çarpı onun alt matrisi. Bu satırdan, bu sütundan, bu satırdan, bu sütundan kurtulalım. A, C, D, F. Ardından da eksi buradaki arkadaş. x3 artı y3 çarpı onun alt matrisi. Şu satırdan ve sütundan kurtulduğumuzda kalan A, B, D, E. A, B, D, E. Şimdi burada elimizde ne var? Bu z'nin determinantı. Şuraya yazayım. z'nin determinantı. İşte buradaki şey. Burada da rahat bir şekilde görebileceğiniz gibi bunu buna eklediğinizde buradakine ulaşırsınız. Burada bu katsayı, burada da bu katsayı var. Ve ikisini topladığınızda eksi x1 artı y1 olur. Bu arkadaş da bu arkadaşın toplamı bu arkadaşı veriyor ve bu arkadaşla bu arkadaşı toplarsam da bu arkadaşı elde ediyoruz. Son olarak da bu terimle bu terimin toplamı bu terimdir. Şimdi görüyorsunuz ki umarım gördünüz ki x'in determinantı ile y'nin determinantının y'nin determinantı bunların toplamı z'nin determinantına eşittir. İşlemi 2'ye 2 matrislerde yaptık, 3'e 3 matrislerde de yaptık. N'ye N matrislerde de yapalım ki doğru olduğuna emin olalım. Yalnız söz konusu argüman bu 3'e 3 matrislerle birebir aynı. Dolayısıyla bunu aklımızda tutalım. Çünkü N'ye N matrisler kimi zaman biraz soyut kalabiliyor ama 3'e 3 matrisleri gözünüzde canlandırmak nispeten daha kolay. Şimdi matrislerimi tekrar tanımlayayım. Aynı şeyi tekrar yapacağım. Matris x'im var, ama bu n'ye n bir matris. Şu şekilde yazayım. Diyelim ki bu satır a1, 1, a1, 2 diye başlayıp a1, n'ye kadar gidiyor. Burada da bir satır var. Buna i satırı diyelim. i satırındaki işlemler de x1, x2 böyle başlayıp x, n'ye kadar gidiyor. Matriste geri kalan her şey a'lardan oluşuyor. Yani şöyle diyelim. Burada da a2 1, a2 1 ile başlayıp a2 n'ye kadar giden bir satır var. Ve en alt satıra geldiğimizde de a n 1 ile başlayıp a n n'ye kadar gidiyor olacak. Burada her şeyin a'larla tanımlandığı standart matrisimizi düşünebilirsiniz ama burada i satırını biraz farklı olan sayılarla değiştirdim. Buradan nereye varacağımı tahminen anladınız. Şimdi de diğer matrisimi tanımlayayım. Matris Y'yi tanımlayalım. Matris Y de özünde aynı şey olsun. İlk satır A1, 1 ile başlasın. Buradakiyle buradaki ile aynı. A1, 1. A1, 2. Nokta, 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 nokta. A1, N'ye kadar. Bu satırda A2, 1 ile başlayıp, A2, 1 ile başlayıp, A2, N'ye kadar gitsin. Ardından i satırında ise, bu arada bu aynı i satırı, burada n'ye n, bu da neye ne? Yani bu eğer 10'a 10 ise, bu da 10'a 10. On. Eğer bu 7. satırsa, bu da 7. satır. I satırında farklı terimler var. I satırı dışında matris x ile özdeş. I satırında y1, y2 diye başlayıp, y n'ye kadar gidiyor. Aşağıya doğru devam edersek de sonunda a n 1 ile başlayıp, a n n'ye kadar giden satır oluyor. Gayet makul. Şimdi diyelim ki üçüncü bir matrisimiz daha var üçüncü matrisimizi yazalım. Şuraya, şuraya yazayım. Matris Z eşittir. Ne çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Z, i satır dışında bu arkadaşlarla özdeş. Buraya yazayım. Z şöyle bir şey olacak. Bu satır A1, 1, A1, 2 diye başlayıp A1, N'ye kadar gidiyor. Sonra aşağı kadar gidiyoruz ve i satırının matris x ve matris y'nin i satırlarının toplamı olduğunu görüyoruz. Yani x 1 artı y 1, x 2 artı y 2 diye başlayıp, x n artı y n'ye kadar gidiyor. Sonra daha da aşağı iniyoruz, geri kalan her şey özdeş. Son satırda a n 1 ile başlayıp, a n 1 diye başlayıp, a n'ye kadar gidiyor. Şimdi bu matrislerin tamamı, bu matrislerin tamamı matris X'in matris Y'ninkinden farklı bir i e satırı olması hariç ve matris Z'nin i e satırının da diğer iki matrisin i e satırlarının toplamı olması hariç birbirleriyle özdeşler. Bu oldukça özel bir durum. Ama determinantlarını bulabiliriz. Peki determinantları nedir o zaman? Matris X'in determinantı bunu sigma sembolüyle yazarsam daha rahat olabilir. Bir önceki matriste bunu yapmıştık. Bu satıra gidelim şimdi. Bu satır, buradaki tüm elemanlar için diyebiliriz ki, determinant eşittir. Neyin toplamı? Diyelim, j eşittir 1. j burada sütün oluyor. Dolayısıyla buradaki tüm terimlerin j eşittir 1'den j eşittir n'ye kadar olan toplamlarını alacağız. Bu arada, dama tahtası kalıbımızı hatırlayın, yani bunun negatif mi, pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. Bunu, eksi 1 üssü i artı j yaparsak bulabiliriz. Unutmayın, i satırından bahsediyorduk. Çarpı xj. xj burada katsayı oluyor. Çarpı xj'nin alt matrisi. Şimdi, bu arkadaşın satırından ve bu arkadaşın sütunundan kurtulursak ne oluyor? Eğer bunu yaparsak, diyebiliriz ki, alt matrise eşit olur. Ama bu arkadaşa dersek ki, ya da şöyle yazayım, bu arkadaşın satırı ve sütunundan kurtulursak, yani eğer değişkeni olmayan geleneksel bir matrisimiz olsaydı, a i 1, a i 2 şeklinde olsaydı, bunun alt matrisi de aynı şey olurdu. Çünkü yine bu satır ve sütunun üzerini çizecektik. Dolayısıyla tüm bu arkadaşlar ve bu diğer arkadaşlar olurdu. Yani devamında bu n eksi 1'e n eksi 1 ölçüdeki a i j'nin alt matrisi olurdu. Bu buradaki ilk terim için düzeltiyorum determinant diyecektik. Burada determinantı unutmayalım. Yani çarpı a i j'nin determinantı. Bunu ilk terim için yazdık. Bunu ikinci teriminkine ekleyeceğiz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu sigma yazımı işte bunu ifade ediyor. x'in determinantı budur. Peki y'nin determinantı nedir? y'nin determinantı eşittir. Sigma yazalım. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. j eşittir 1'den j eşittir n'ye kadar olan değerlerde eksi 1 üzeri i artı j. Bu satırdan gidiyoruz. Yani i satırı çarpı yj. Yani y1 ile başlayıp artı y2 vesaire diye devam edeceğiz. Çarpı bunun alt matrisinin determinantı. Ki bu da az önceki bu alt matrisin determinantı ile aynıdır. Bu satır ve bu sütundan kurtulduğunuzda matriste geri kalan her şey aynıdır. Dolayısıyla bu da a i j oluyor. a i j matrisi. Gelelim z'nin determinantına. Tahminen biliyorsunuz nereye gideceğimizi. Bu arada şu üstteki büyük y olacaktı. z'nin determinantı eşittir j eşittir 1'den j eşittir n'ye kadar olan değerlerin şu işlemdeki toplamı eksi 1 üzeri i artı j. Bu satırdan gidiyoruz. Yalnız bu sefer katsayılar x i. Düzeltiyorum x j. x j olacak. Yalnız söyledim. x j artı y j çarpı onun alt matrisi. Ki bu da bu alt matrislerle aynı oluyor. Yani a i j. Hemen fark ettiğiniz gibi bu, bu ikisinin toplamı. Her j değeri için, eğer bu ikisinin toplamını alırsam, a i j terimi için iki tane katsayımız olur. Biri bu, diğeri de şu. Sonra bunları topladığımızda bu arkadaşı çarpanlarına ayırabilirsiniz ve sonuçta bunu bulmuş olursunuz. Dolayısıyla x'in determinantı artı y'nin determinantı eşittir z'nin determinantıdır. Umarım bu size konuyu genel hatlarıyla göstermiştir ama altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu durum yalnızca 3 matrisinde bir satır dışında bir satır dışında özdeş olduğu ve matrislerden birindeki bu özel farklı olan satırın diğer iki matristeki aynı satırın toplamına eşit olduğu oldukça özel, çok çok özel bir senaryo için geçerlidir. Bu z'nin determinantının aslında Tek durum değil ama z'nin determinantının x'in determinantı ile y'nin determinantının toplamına eşit olduğuna dair genel ifade kullanabileceğimiz tek durumdur. Bu durum şu demek değildir. Yani şöyle yazalım. Bu demek değildir ki, z eşittir x artı y olduğunda z'nin determinantı eşittir x'in determinantı artı y'nin determinantı olur. Bu çıkarımı yapamazsınız. Böyle bir şey diyemezsiniz. Determinant işlemleri matris toplamasında lineer değildir. Yalnızca belirli satırların toplandığı durumlarda lineerdir. Umarım bundan faydalanmışsınızdır. Hoşçakalın.